Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün yeni topladığımız Apple Sistem bilgisayar kasamızı inceleyeceğiz. Daha hiç kutusunu açmadım. Yeni geldi. İnce hesap üzerinden topladım. İnce hesap işbirliğiyle toplamayı gerçekleştirdim arkadaşlar. Apple Sistem sadece ekran kartımız yok. Onun haricinde bütün bileşenler mevcut. Şimdi ben tek tek parçaları çıkartayım. Sizlere göstereyim. Ben de daha hiç açmadım. İlk defa videoda sizinle birlikte açacağım arkadaşlar. Biraz heyecanlıyız o yüzden. Gayet güzel bir sistem topladığımı düşünüyorum. Yani hem ileriye yönelik şu şekilde MSI 4G M100R mesh bir kasası var. RGB'li 4 fanlı. Anakartımız Asus Prime B550MK anakartımız. Bu muhtemelen işlemcimizin kutusu. İşlemcimiz AMD Ryzen 5 5600G MPK bir işlemci. O yüzden herhangi bir kutusu vesaire yok. Kasamızın güç kaynağı yoktu arkadaşlar. Buna da MSI Mach A650BN modeli 650 watt 80 plus bronz sertifikalı bir güç kaynağı kullandık. O da tamamıyla ileriye yönelik. Onun haricinde diğer ürünlerimizin RAM ve SSD'nin kutuları yok. Muhtemelen o da kasanın içinde. Bu şekilde bunları kenara bırakayım. Kasamız arkadaşlar Micro RTX anakart destekliyor. RTX anakart desteği yok. Zaten şu an kullanılan çoğu sistemlerde yani RTX anakart kullanılmadığı için şu şekilde ince hesabın bir broşürü var üstünde. Şöyle kutumuzu direkt ters çevirerek çıkartıyoruz. Sistem montajlı bir şekilde geldi arkadaşlar. Ben herhangi bir montaj işlemi yapmayacağım. Şu şekilde boyutları oldukça güzel bir kasa. Yani çok aşırı aman aman bir büyüklüğü yok kasanın. Şöyle yan tarafı tamperli cam. Evet, şu yandaki vida kısımlarını çok sıkılmış. Elimizle açamadık. Tornavida yardımıyla hemen açıyoruz. Şu şekilde camı kolaylıkla alabiliriz arkadaşlar. Şöyle kasamızın içerisine geldiğimizde bütün montajları tamamlanmış. Oldukça düzenli bir şekilde hepsi yapılmış. Şurada boş soketlerimiz var. Bunlar muhtemelen ekran kartının bağlantıları. MPK bir işlemci ama stop fanla birlikte geliyor. RAM'lerimiz Kingston FreeBSD RGB RAM'leri. 2 tane 8 GB'lık. Şurada belki görmüşsünüzdür. Kioxia'nın 1 TB'lık SSD'si. Onun haricinde sistem bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben şu an mevcutta kullanmış olduğum laptopun yerini boşaltıp bu kasayı kurayım. Daha tabii parçalarda eksikliğimiz var. Dediğim gibi ekran kartımız eksik, monitörümüz eski monitör. Bunlar da zamanla yine yerine gelecektir. Kasa bu şekilde boyutlarıyla birlikte. Yine dediğim gibi kasanın detaylı incelemesini gerçekleştiririm. Ama öncelikle bir sistemimizi çalıştıralım. Evet arkadaşlar, kasamızın montajını tamamladım. Gerekli bağlantılarını yaptık. Şimdi İlk çalıştırmayı göstermeden önce şu camımızdaki jelatinimizi, bu en güzel yanının sesini dinletmek istiyorum sizlere. Evet. Burada
Kamperli bir cam var. En başta da söylemiştim. Kasamızın kontrolleri bu üst kısımda arkadaşlar. Şurada büyük olan tuşumuz power tuşu. Anakartın üzerindeki ışıklardan da anlayacağınız üzere elektriğimiz geldi ve evet. Gördüğünüz gibi ilk power'ımız gerçekleşti arkadaşlar. RGB'lerimiz de, fanlarımız da herhangi bir sıkıntı yok. Remlerimizin RGB'sini görebiliyorsunuz. Bu şekilde monitörümüz de eski bir monitör ama şu an için işimi görüyor, ideal. Windows 10 yüklü bir şekilde gönderileceğini söylemişlerdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda sizlere bilgisayarın genel özellikleriyle ilgili bazı bilgileri göstereyim. Bu şekilde sanırım okunabiliyor. Ryzen 5 5600G işlemci kullandık burada. Bunu kullanma sebebimiz arkadaşlar şu an için ekran kartı malum fiyatları çok yüksek. O yüzden kendi dahili grafik çipi olan bir işlemci kullanmak istedik. Ekran kartı alınana kadar en kısa zamanda zaten önceliğimiz ekran kartı. O yüzden ekran kartı alınana kadar en azından kasayı kullanabilmek adına bu şekilde bir tercih yaptık. Ryzen 5 5600 serisi oldukça iyi bir seri. Şu an için tam bir fiyat performans ürünü. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Onun haricinde 16 GB 2x8'lik RAM'lerimizi kullandık. Kingston'un RGB'li şu an görmüş olduğumuz iki tane. Hemen burada zaten ışıkları yanıyor. RGB'li Kingston'un FreeBSD modeli 2x8 GB'lık 3200 MHz'lik bir DDR4 RAM'lerini kullandık. SSD kısmına gelecek olursak şu şekilde görebiliyorsunuz sanırım. Kioxia'nın 1 TB'lık SSD'sini kullandık. Bu da okuma yazma hızı olarak gayet fiyat performans ürünü açısından, yani bu fiyatları alabileceğiniz belki de en iyi ürünlerden diyebiliriz. 2100 MB'a 1700 MB olması lazımdı okuma yazma hızları. Evet, güç kaynağımız da en başta da yine göstermiştim. MAC-A650BN MSI'nin modeli 650 Watt'lık 80+ bronz sertifikaya sahip bir güç kaynağı. Yani ekran kartını da taktığımızı düşünürsek eğer, hani Nvidia'da 3060, RTX 3060, AMD'de RX 6700X'de, 6750X'de bu şekilde bu civarda bir ekran kartı almayı düşünüyorum zaten. Onunla birlikte çok rahat kullanabilecek, sistemi çok rahat besleyebilecek bir güç kaynağı MSI. Oldukça kaliteli, güzel bir güç kaynağı. Bu şekilde kullandığımız anakartımız Asus Prime B550MK modeli. Bu şekilde diğer parçaları da, bağlantıları, işte cırt kelepçeleri, SATA kabloları olsun. Burada daha devamı var. Burada yine diğer parçaların da kullandıkları. Bu arada RAM'in ve SSD'nin kutuları anakartın kutusunun içindeymiş. Şu şekilde bu RAM'imizin kutusu. Şu da SSD'imizin kutusu arkadaşlar. Onun haricinde bütün parçaları burada. Şurada birkaç parça daha var diyecektim. Burada da yine bir kablomuz var. Geri kalanlar zaten kullanılmış. Anakartı seçmemdeki sebep ise arkadaşlar, 4 tane RAM slotu olması. Bu 128 GB'a kadar RAM desteği sağlıyor bizlere. Onun haricinde 2 tane M.2 slotu var. Aynı zamanda PCI Express 4.0'ı destekliyor. Oldukça iyi bir anakart. Şimdi B450 modeli de vardı. Arasında yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 300-400 lira gibi bir fark var. Yani o farkı vermektense 550 serisini almak bence daha mantıklı geldi. Hem de ileriye yönelik dediğim gibi aldığım bütün parçalar. Onun haricinde kasamız MSI Mac4G M100R. Neden M100R? Yeni çıkan bir model. Ön kısmı komple mesh şekilde, 3 tane RGB fanı ile birlikte oldukça güzel bir hava akışı sağlıyor. Aynı zamanda arka tarafta egzoz fan görevi görüyor. İçerideki havayı dışarı vererek
güzel bir hava sirkülasyonu sağlıyor bizlere. Kasanın içi oldukça güzel görünüyor. Şu şekilde yanında bulunan temperli cam ile içini rahatlıkla görebiliyorsunuz. İçi çok hoş duruyor. M100R olmasının sebebi arkadaşlar, bir de bunun bildiğim kadarıyla M100A modeli var. Aynı görüntüye sahip, yan tarafı tamperli cam değil, akrilik. Aynı zamanda onun zannedersem kasamızda 6 tane RGB fan kontrol girişi var. 4 tanesi zaten hali hazırda üstünde geliyor. Bildiğim kadarıyla M100A'da bu fanların RGB'sinin renkleri değişmiyor diye biliyorum. Burada şu şekilde üstündeki tuştan hemen şu kenarda tuşumuz var. Özellikle ışığı kararttım ki kasanın ışıkları daha net görünsün diye. Burada modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Işıkları görebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden M100R modelini seçtim ben. Evet, kasa Micro ATX bir anakart destekliyor. Zaten benim kullanacağım anakart da şu an aldım, üzerinde de takılı hali hazırda. Yani bu anakartın daha üstüne çıkar mıyım bilmiyorum. Bunu ilerleyen zamanlarda duruma göre bakarız artık. Zaten Micro ATX bir anakart kullanıyoruz. Onun için herhangi bir sıkıntımız yok. Şu an kasamızda herhangi bir internet bağlantısı yapamadım. Çünkü Wi-Fi adaptörüm henüz gelmedi. O da birkaç güne kadar elimde olur muhtemelen. Ondan sonra kasanın detaylı performanslarına bakacağım. Sizler de yine işlemcinin, işte anakartın, RAM'in performansları ile ilgili ilerleyen zamanlarda belki yine bir video hazırlayabilirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi kasanın detaylı bir incelemesini yine göstereceğim sizlere. Onun haricinde RAM'lerimizin bir uygulama üzerinden bu RGB ışıkları ile ilgili değişimleri mevcut. Onları yine internetimiz geldiği zaman, internet bağlantısını yaptığımda videoları sizler için hazırlamaya çalışacağım. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.